merhaba sevgili arkadaşlar. Ben www.canımanne.com sitesi editörlerinden Hünerleriler. Arkadaşlar, bir görmüş olduğunuz iğne ve motifinin yapılışını anlatmaya çalışacağım bugünkü videomuzda. Bunun için bir fişe ihtiyacımız var. Bu orta kısmın eşit olması için fiş kullanacağım. İpimizi 10 kere saracağım buraya. Yere sardıktan sonra şuradan iğneni geçiriyorum. Alt kısımdan ipimi sararak tam orta kısmına bir düğüm atıyorum arkadaşlar. İyice sıkılıyorum. Çünkü ipleri fişten çıkardığımda bozulmasını istemiyorum. Yavaşça çekiyorum. Düzgün bir fiyonk elde ediyorum. Şu şekilde. Tekrar sıkılayıp buraya bir düğüm daha atacağım. Daha sonra hemen sağ tarafına geçip buradaki oluşan yapraklara düğüm atarak üst kısma geçiyorum. Hemen yanındakine her bir yaprağın üstünden birer kez geçeceğim bu şekilde. Elde edeceğimiz motif irice bir motif olacak. Bunu havlu kenarlarımızda da kullanabiliriz. Namaz örtülerinde kullanabiliriz. Gösterişli büyük bir motif olacak. Sıralı yapmaya özen gösterirsek daha düzgün bir görüntü olacak. Sardığımız sıraya göre alttaki yapraklar karışık olmayacak motifimiz bittiğinde. Bu ortada kalan ipimizi keselim. Daha sonra bunları yakarak sağlamlaştıracağım arkadaşlar. Toplamda 20 yaprağın içinden geçerek buralarda küçük birer zürafa oluşturuyorum gördüğünüz gibi. Bu ilk sırayı örerken dikkat etmemiz gerekiyor. Çok fazla çekersek bu orantıyı bozabiliriz. Onun için bu sol elimizle tutarken bu tuttuğumuz parmağımız çok sıkı olursa orantıyı bozmamış oluruz.
biliyorsunuz iğne oyasında sıkı yapmak çok önemli. Düğümleri sıkı atmak sağlamlık açısından. İlk sırayı tamamladım. Şimdi bu şekilde geri dönerek bir sıra daha oluşturacağım. İkinci sırayı da bu şekilde bitirdikten sonra yine ters dönerek üçüncü sıraya geçiyorum. Bu sefer sol sıramız kenardaki bu şekilde görmüş olduğunuz sıraya gideceğim. İlk zürafayı yaptıktan sonra zürafanın içine geçiyorum. Bir düğüm atıp yandaki zürafaya geçiş yapıyorum. Bu şekilde kenar sıramız oluşacak. Hemen yandaki zürafaya geçiyorum. İçine geçip yine yandakine geçerek kenar sıramızı bu şekilde tamamlayacağım. Motifimizde düğüm olmasını istemiyorsak arkadaşlar biraz uzun bir ip tutmamız gerekiyor. İğneye geçirdiğimiz ip biraz normalden uzun olması gerekiyor. Çünkü motife epey ip gidiyor. Düğüm olmasını istemiyorsak biraz uzun tutmalıyız ipimizi. Gördüğünüz gibi modelimiz çıkıyor. Üçüncü ve son sıramızı da bitiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde motifimiz ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Daha sonraki videolarımızda ekranı şeklinde göstereceğim sizlere. Yapmak isteyen bütün arkadaşlara kolay gelsin. Beğendiğiniz videolarımızı arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiniz mi? O zaman lütfen kanalımıza abone olun.